Kral Spor'a hoş geldiniz. Bugün Buffett'in Big Omis Galatasaray'la anlaştığı İstanbul'a geliyor. Biz de ilk yorumlarımızı yapalım istedik editörlerimizden Abdullah'la birlikte. Abdullah, biliyorsun Buffett'in Big Omis tekrardan ikinci İstanbul macerasını yapacak. Öncelikle ilk fikrin nedir? Memnun musun bu transferden Galatasaraylılar adına? Valla Galatasaraylılar çok bekliyordu Gomis'i. Bir de şimdi ayrılık süreci falan da onlar için biraz hüzünlü olmuştu. Ben başarılı olabileceğini düşünüyorum Gomis'in Galatasaray'da. Bakalım. Yani performansı gösterecek aslında. Bugün zaten bir paylaşım da yapmıştı İstanbul'a geliyorum diye bir yarım saat önce falan. Ben yani faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şu anki Galatasaray'ın diğer forvetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, evet yaşı biraz büyük, hani 35 yaşında, 36 Evet, yaşında, yaş özür diliyorum. faktörü oldukça fazla, evet. Evet, o biraz kafa karıştırıcı olsa da yine de en azından bir iki sene daha Galatasaray'da iş yapabileceğini düşünüyorum. Fakat şey var işte, hani bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Arabistan'dan geliyor, oradaki Evet, şeyleri yani orada biliyorsunuz. aslında en büyük faktör şu. Nasıl ki Avrupa'dan gelen futbolcular ilk geldikleri dönemde burada iyi bir performans verip sonra düşüşe geçiyor ya. Bu işte Avrupa'nın futbol antrenman kalitesinden kaynaklı olarak aslında. Ama diğer bir tarafta da biz Arabistan'a göre, Arap futboluna göre çok daha iyi antrenman yapıyoruz. Yani orada bir gün antrenman yapıyorlar, bir gün yapmıyorlar. Burada bizim amatör takımlar nasılsa, oradaki profesyonel takımlar o şekilde antrenman yapıyor. Bu yüzden Buffett'in Big Omis nasıl geldi? O önemli. Şimdi Arabistan'dan gelen bazı isimlere baktığımız zaman benim aklıma sadece Joseph de Souza, belki Musa Sow geliyor. Yani Musa Sow iyi anlamda geliyor Evet. aklımıza. Onun dışında hani Arabistan'dan %100 hazır, %50 bile hazır futbolcu gelmiyor. Bir tek Joseph bizi yanılttı bu konuda. Hani Joseph Fener'den nasıl gittiyse daha iyi bir şekilde döndü O da çok Arabistan. ekstra performans gösterdi. Çok Evet. çok spesifik aslında ya biraz Yani Joseph. ve ben Gomis'in Allah korusun sakatlık problemi bile yaşayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de yaşının da varlığından dolayı Torrent'in ona göre bir antrenman yapması gerektiğini Evet. düşünüyorum. Ya Bu doğru yüzden söylüyorsun. hani yani Gomis'in gittiği gibi dönmeyeceğini düşünenlerden birisiyim. Tabii ki inşallah beni yanıltır ama hani Gomis yaş faktörü olarak değil aslında antrenman faktörü olarak. Yani genç futbolcuların bile düştüğü Arabistan'da o nasıl dönecek bu benim için bir soru işareti. Galatasaray'ın da aslında soru işaretine çok fazla tahammülü yok. Çok kritik bir yerde. Tamam ismi Vakit Galatasaray yok. olabilir Vakit ama yok Galatasaray'da. ismi Galatasaray olabilir ama bu ligde artık her şey olabilir. Yani bu ligde sadece artık dört büyükler yok. Diğer takımlar da var ve Evet. ne olacağı hiç belli olmuyor. Bu yüzden de açıkçası hani gittiği dönem zaten niye gittiğini tartışmıştık. Ama şimdi ben açıkçası neden geldiğini de biraz tartışıyorum. Gittikten sonra 6 tane benim bildiğim forvet alındı Abdullah. Ve bunların birçoğu iş yapmadı. 50 Evet. milyon euroya yakın para harcandı. Çok Cagney'e büyük zaten bir para, sadece evet. 13 harcandı. 50 milyon euro harcandı. Ve yeri dolmadı aslında Gomis'in. Ama kendi yerini doldurabilecek mi? Ben açıkçası ben Ya dolduramayacağını düşünüyorum. söylediğin şeye katılıyorum. Gomis belki başlangıçta belki işte bir iki hafta, üç hafta veya dört yani bir ay bir En az bir, bir buçuk aya süreçte. ihtiyacı olduğunu Evet, düşünüyorum. antrenman programına belki ayak uyduramayabilir. Bu konuda da sana katılıyorum. Torrent'in Gomis'e özel bir antrenman programı uygulaması gerekiyor. Çok fazla bir yüklenme olduğunda da yaşına binaen sorun yaşayabilir, Sakatlık. sakatlık yaşayabilir. Bu Aynen da öyle. Galatasaray'ı ciddi anlamda etkiler ki zaten şu anda çok da kötü bir durumdalar. Zaman da yok aslında. Hani Galatasaray'ın işte iki ay daha bir forveti bekleyecek bir zamanı yok. O yüzden Evet. çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Bir Evet. an önce alt sıralardan da kurtulması gerekiyor Galatasaray'ın ki zaten Gomis'i de transfer etmelerindeki en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Türkiye'yi çok iyi Yani tanıyor. bu sene açıkçası Galatasaray'ı çok sorun da seviyor. yani bu seneki sorun yani forvetler mi? Ya onu da açıkçası düşünüyorum. Yani Bence top değil tabii sadece. taşıyanlarda mı? Yani Evet. mesela şimdi Gomis'in oynadığı dönemde bir Geri Rodriguez faktörü vardı ki Geri Evet. Rodriguez Ciddi altın anlamda çağını yaşadığı besliyordu. dönemde. Yani Gomis alıp gidebilecek bir forvet mi? Hani alayım ben topu gideyim diyemeyeceği bir için Gomis'in. Yanlardan beslenmesi lazım. Kim besleyebilir? Belki Kerem. Evet Kerem. Yani Kerem Kerem besleyebilir. kafasını kaldırırsa çok iyi. Hani Kerem Ben kafasını kaldırdıysa. Emre Kılınç'ın da belki bu anlamda Gomis'i besleyebileceğini düşünüyorum. Tabii işte Torrent'in ona verdiği rol bu noktada çok önemli. Evet. Biraz da şimdi dediğin gibi sadece Galatasaray'da şu an sorun forvet değil. Galatasaray'da bir oyun sorunu var. Sistem sorunu var. Görüyorsun kaleci de problem. Hani işte şimdi Yani yeni sezon Fena'ya ortasında aldılar belki ama hani
ciddi anlamda Muslera'dan sonra sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Defansta sorun yaşıyorlar. Hani sadece bir bölgede sorun yaşıyor desek yanlış Yani olur. Yani o yüzden dediğine katılıyorum. Gomis'i besleyecek adamların da çok büyük önemi var bu noktada. açıkçası yani tabii ki şimdiki yönetim veya şimdiki hocanın hiçbir sorunu yok. Yani o dönem 500 bin euro zam istedi. 4,5 milyon kâr edelim diye gönderildi. Sonra 50 Evet. milyon zarar edildi. Evet. Hani o yüzden de açıkçası iyi bir hamle değildi ama ne şu anki yönetimin böyle bir suçu var ne de Torrent'in suçu var. Yani Fatih Hoca da o Kesinlikle. dönem vardı ve Fatih Hoca da gitmesini istemişti. O Kesinlikle. yüzden de hani Torrent'e yüklenmiyorum bu konuda. Aranan forvet bu muydu? Hani mevcut şartlarda alacağı paralar tam kesin değil. Galatasaray açıkladıktan sonra tam kesin rakamdan bahsedebiliriz ama alacağı paralar da hani az buz değil. Yani işte 2 500, yılda 650 bin euro ile başlıyor. 2 yılda 2 milyon eurolar pardon şey konuşuluyor şu anda. 1,5 yılda 2 1,5 milyon. milyon alacağı konuşuluyor da tabii dediğin gibi resmi rakamları da işte Yani bilmiyoruz şimdi bir evet bir açıklama para gelmedi. faktörü de var. Yani o dönem ne kadar alıyordu? 3,5'a yakın bir para alıyordu. Aynen 3,30, o civarda. 3,35 gibi bir para alıyordu. 500 bin daha zam istedi. O dönem kur da böyle değildi. Yapılabilecekti en azından. Tabii tabii Yapılabilirdi. tabii. Fevuli'nin bu paraları aldığı ortamda. Tabii ki. Yapılmayıp gönderildikten sonra ki zarar ortada olduğu için hani Gomis'in gitmesi sıkıntıydı. Sonra alınan Cagne, Mitroğlu, Andone, Falcao, Ya Halil, bir de Mustafa Muhammed bunlar sözünü Gomis kesiyorum. olmadı. Şöyle bir nokta var. Şimdi bir de Gomis o sene Galatasaray'da 42 maçta 32 gol atmış. 10 tane asist Gol yapmış. Yani krallığı. böyle bir forvet için evet gol Ama kralı o olmuş. zaman da Ligde eleştiriliyordu 29 biliyorsundur. gol Hatırlarsın. atmış. Yani düşün hani o durumdaki bir forvete de 500 bin euro vermemek. Tabii bu o noktada biraz da şey oldu. Takım içindeki dengeleri de o anki yönetim gözetti. Tabii Yani ki, işte tabii ki. Gomis'te 500 bin euro artırım yaparsak bunu yarın öbür gün Fegoli de isteyecek. Başka bir oyuncu da isteyecek diye orada bir Evet. duruş sergilediler ama bu işte hesap ettikleri kadar kolay olmadı. O Ya yüzden Gomis'in yerini dolduramadılar. açıkçası hani yani Gomis'in davranışlarından memnuniyetsizlik vardı. Yerine getirilen adam Cagne. Dünyanın hani ya biliyorsunuz işte Kral En son Spor'da bize çok önüne manşet. Yani bize çok malzeme çıkaran bir futbolcuydu Cagne yani. Biz yıllardır Cagne haberlerimizi yapıyoruz. O yüzden de evet. hani Gomis 1 ise Cagne 3'tü. O da gelmiyor Evet. mantıkla. Akla o da Evet. mantıklı gelmiyor. Bu yüzden hani Gomis'in gidişi hiçbir şekilde doğru değildi. Şimdi de alınışı biraz sıkıntı. Hani ben yine söylüyorum. Sakatlık sorunu yaşayabilir Allah korusun. Hani böyle bir sıkıntı yaşama ihtimali var mı? Var. Çünkü Arap Yarımadası'ndan ya da Körfez'den gelen futbolcularda bu sorunu çokça yaşadık. Bu böyle bir ihtimal var. Yok değil. Hem bunu Torrent tecrübesiyle, Guardiola'nın yardımcılığıyla çözer, iyi bir antrenman sistemi yapar. Ben bunu bilemem. Hani inşallah da öyle olur. Çünkü Gomis yani içimizde ukde kalan isimlerden bir tanesidir. Evet. Mario Gomis gibi. Galatasaray, aynen Galatasaray taraftarının da çok çok sevdiği bir isim. Ya aslında o dönemki yönetim yanlış bir karar verdi de diyemeyiz. Çünkü Gomis'ten sonra o yıl işte Cagne'de çok ciddi anlamda gol katkısı sağlamıştı. Yani aslında çok Evet. garanti bir forvete oynadılar. İşte gol atan, Ama ligi bir tanıyan dönem bir forvete forvetsiz oynadılar. kaldılar aslında. Evet Orada da evet bir. yani zaten taraftar baskısı da vardı bu noktada Galatasaray'da. Taraftar Evet. sürekli işte ne zaman forvet transfer edeceksiniz, forvet gelmiyor mu bir türlü gibisinden yönetime baskı yaptı ki zaten bu aslında en çok Galatasaray'ın şu an bahsettiğin işte 50 milyon bir kayıp var ortada ve işte gelen forvetler de ciddi anlamda bir katkı sağlayamadı. Yani Gomis'in 3'te 1'i gibi bir performans sergileyemedi. Bu Yani noktada Gomis'ten dediğim 10 gibi milyonu bekliyoruz mu peki? Cagne seçimi de kötü değildi aslında. Yani hani o Evet. anki yönetime baktığınızda çok ciddi anlamda gol atan ve ligi tanıyan bir forvet takıma katıyorsunuz. Ama işte istenilen gibi gitmiyor bazen işler. Yani açıkçası şunu söyleyeyim ben eğer 10 gol ve üzeri atarsa bu benim için sürpriz olur. Hani çünkü öyle maddeler konuşuluyor 10 gol atarsa opsiyon gibi. Bonus, Hani ben evet. 10 gol üzeri atarsa açıkçası hani ilk 1,5 ayı kafadan siliyorum. Hani o yüzden de 10 gol üzeri atamayacağını düşünüyorum. Belki Ben gelecek sene. o kadar umutsuz değilim ya. Ben hani Gomis şöyle bakıyorum. Hani zaten kendini çok ispatlamış bir forvet. Evet yaşı beni biraz kafamda soru Evet. işareti bırakıyor. Bir de söylediğin nokta antrenman eksikliği diyelim biz aslında buna. Bizim antrenman sistemimize uymadığı için antrenman eksikliği de bir anlamda Gomis'e dezavantaj sağlayabilir. Ancak şimdi futbolda da biraz şey var. Ülkeyi tanıyor. Yani psikoloji de çok Aynen öyle. önemli. Zihinsel olarak da buraya aslında hazır bir şekilde geliyor Gomis. Bu yüzden de taraftarla da arasında ciddi bir bağ olduğu için çok daha fazla bir performans sağlayabilir Sağ ol. gibi geliyor. Bunun için en azından çaba sarf eder.
diye düşünüyorum. Ben aslında Gomis'in çıkacağı ilk iki maçta bir gol bekliyorum kendisinden. Bakalım ama Ben dediğin gibi antrenman sorununu ben de katılıyorum yani. Açıkçası hani şöyle toparlayacak olursak düşüncelerimi, ben Gomis'in Hı-hı. Türkiye'ye gelen en faydalı, en iyi santraforlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani Mamadou Kesinlikle. Niang, Gomis, Musa Mario Sow. Gomez gibi, son dönemlerde işte Musa Sow gibi yararlı isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ancak hani ne bileyim yani bir Bupenza hamlesi olabilirdi belki, hani birazcık daha Olabilir, zorlayıp. Yani evet. hani ya ben açıkçası biraz daha böyle bu ligi hem yakın zamanda tanımış hem biraz daha hazır. Hani o da aynı yerden geliyor ama biraz daha Daha hazırdır. genç. Tabii yani yarım dönem oynadı. Hani bu kaç yıldır Gomis orada ve kaç yıldır oranın antrenmanını yiyor. Evet, Hani bu evet. yüzden de açıkçası hani Gomis'in kalitesi tartışılmaz. Evet. Kanatlardan iyi bir şey gelirse son vuruşları muazzam zaten. Ancak eğer geriden gelip top alıp top dağıtmasını, sonra ileriye koşmasını beklerlerse taktiksel anlamda, işte bu noktada ben Gomis'ten 10 gol altı beklerim. Yani eğer 10 golün üstüne çıkamaz bu kısa sürede. Yani Bakalım nasıl bu olacak yani. konuda katılmıyorum, bilmiyorum. Ben hani Gomis'in yine faydalı olabileceğini düşünüyorum ama işte İnşallah bakıp göreceğiz. sen haklı çıkarsın. Onu söyleyeyim bu arada. İnşallah. Hani ben çünkü Gomis'in başarılı olmasını, bu ülkede dediğim gibi birçok kişinin sevdiği bir isim. Bu yüzden de hani başarılı olmasını bekliyorum ki başarılı olmak da biraz zorunda. Çünkü Galatasaray çok kritik bir yerde. Evet. Galatasaray'ın hiç hak etmediği bir yerde. Buradan hızlıca çıkması lazım. UEFA'da da Burak Elmas'ın söylediği gibi en azından bir finale davetlisiniz diyor yani. Evet. Yani inşallah Ya finale aslında götüren biri, futbolculardan biri olur. bu konuda Torrent'e çok yüklenemiyorum. Şimdi hani çok kötü bir zamanda geldi. Bu geçtiğimiz günlerde ama Galatasaray bir işte Alanya ile maç yapacak bu önümüzdeki hafta. Evet. Onun için de Antalya'ya bir kampa girecekler. Bu kampta mesela aslında Torrent yeni bir şey deniyor takım içerisinde. Bu denediğini de şöyle fark edebiliyoruz. Basın mensuplarına sadece işte antrenmanların 15 dakikasını açacağını söylemişti. İşte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Evet. antrenmanlar maç öncesinde bir 15 dakika açılıyor ya. Burada aslında hani Torrent takım üzerinde bir şey deniyor aslında. Bunu da çok rakiplerinin de bilmesini, duymasını istemiyor. Bu noktada belki işte farklı bir taktik, yeni bir sistemle belki Galatasaray hiç beklemediğimiz gibi bir oyun sergileyebilir ki zaten bunu aslında sinyallerini Trabzonspor maçı başında vermişti. Trabzonspor'a karşı Evet, çok çok iyi. ciddi, çok domine bir oyun oynadı. Belki bir Birçok gol Gomis kaçırdı olsa, aslında. Ha, evet işte hazır hani bir Gomis belki çok olsa. evet, belki bir Gomis olsa, bir forvet olsaydı bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Yani o yüzden çok Evet. evet çok alt sıralarda. Yani Galatasaray'ın aslında hak etmediği bir noktada. Ama bakalım göreceğiz yani yeni bir sistem gelebilir takıma. Torrent'le. Bakalım Gomis'i de bu sisteme entegre ederse ben de açıkçası pişman olmayı bu sözlerimden umuyorum. İnşallah da İnşallah. Gomis herhangi bir sakatlık yaşamadı, çok iyi bir sezon geçirir diyorum. İnşallah. Abdullah, eklemek istediğin bir şey var mı? Yo bu kadar. Yani aslında ya uzun lafın kısası bekleyip göreceğiz yani Hayırlı, çok da tabii üzerine hayırlı olsun. Yani konuşulacak. dediğimiz gibi Evet. güzel, yani güzel bir anlaşma oldu. En azından şimdi Cagney'in bir süre daha olmayacağını, işte Mustafa Evet. Muhammed'in yine aynı şekilde ne Mustafa belirsiz Muhammed'in başka bir gidebilir. takıma gidebileceği de yine konuşuluyor Yani aslında. aynen o da gidebileceğini düşünüyor. Halil zaten işte bu sene çok fazla Evet. skor katkısı yapmadı. Bu yüzden Evet. hani Gomis bir risk olarak görmüyorum ama hani onun yerine bir başkası düşünebilirdi. Daha entegre, daha çabuk adapte olacak bir isim. Hani böyle bir isim düşünebilir miydi diye söyledim ama Gomis'in hem tecrübesi hem de futbolu tartışılmaz. Hem ona hem de kanatlara ve orta sahaya çok iş düşüyor hücum anlamında. Evet, Gomis'e ne evet, kadar evet. top taşırsanız, ne kadar az yorarsanız o kadar çok gol atacaktır. En azından saç Evet. baş yolduran bir forvet değil. O yüzden de Kesinlikle. Galatasaray'ı eğer bu dediklerimizi yaparlarsa, kanat rotasyonu iyi oynarsa bu futbolu, her an her şey olabilir. Bir bakmışsınız hani Galatasaray bir anda çıkmış. Çünkü çok da arada fark yok yani. Bir anda bir bakarsınız Ya Galatasaray ilk 5'i Trabzonspor zorluyor. makası Olabilir çok yani. açtı. Aynen Trabzonspor makası çok açtı ama hani Orta sıraları evet yani orta Trabzon, sıralara çok Konyaspor rahatlıkla onun çıkabilecek. altı. Evet, kesinlikle. Avrupa'ya bile yani Ya gidip zaten ben bu sene durabileceği bir Galatasaray'ın zaman. hani hiçbir Galatasaray'ın şampiyonluk veya ikinciliği beklediğini düşünmüyorum. Belki işte Tabii ki. bu toparlanmayla birlikte Avrupa'da da bir galibiyet Şeyi alınırsa çok güzel hatırlatabilirim yerlere çok gidilebilir. kısaca. Sergen Hı-hı. Yalçın geldikten sonra Sergen bir futbolu toparladı. Ertesi sene şampiyonluk geldi. Ertesi senenin Evet, şampiyonluk zeminini evet. hazırladı. Torrent'ten de Gomis'i aldılar. Şimdi işte kaleci geldi. Pena bölge hakimiyeti ve hava topları, yan topları çok etkili olan bir Evet. kaleci.
Yani iyi bir hamle. Yarım sezon sonra belki gelecek sezon Muslera'nın durumuna göre bir sezon daha konuşulur bilmiyorum. Hani kalıp kalmayacağı. Ya kadro aslında bakıldığında çok kötü değil kağıt üstünde. Ama işte bir türlü bir orta saha rotasyonu bir forvetten sonra hani Gomis'in de senin dediğin şekilde gelmesiyle Galatasaray'ın toparlanacağını düşünüyorum en azından. Evet, Gomis'i konuştuk bugün. İnşallah Gomis beni yanıltır, Abdullah yani Abdullah daha haklı çıkar diye düşünüyorum. Sizler de yorumunuzu yazarsanız biz de okuyacağız. Abdullah'a da çok teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Başka bir transfer gündeminde veya başka bir gündemle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.